Nedim Şener'e bugünlerde pek çok kişi kızıyor. Hatta nefretlerini kusuyorlar. Bazılar da böyle ekrana çıkıyor. Diyor ki, ya sen cezaevindeyken e ee, ben senin özgürlüğün için yürüdüm. E yürümeseydin. Yani hani yürüdün diye ben cezaevinden çıktıktan sonra başka bir şey mi olayım yani? Senin istediğin gibi mi olayım? Yani yalan mı konuşayım, gazetecilik yapmayayım mı diyor Nedim Şener. Aslında Nedim Şener'e kızanlar belli. Yani böyle bir hesaplara bakın. FETÖ'cü hesapların tamamı nefret ediyor Nedim Şener'de. Niye? Çünkü onların ne kadar şerefsiz olduğunu, ne kadar ahlaksız, ne kadar adi bilmem ne olduklarını ben söylemiyorum ama siz söyleyebilirsiniz. Diye. Nedim Şener yazıyor çünkü. İpliklerini pazara çıkarıyor. Şimdi sadece FETÖ'cüler mi nefret ediyor Nedim Şener'de? Yok. PKK'lılar da öyle. Onlar şimdi HDP'liler zaten onu şeye koymuşlar. Yani bir kaşık suda boğarlar gördükleri yerlerde. Gerçeklerin üzerine gittiği zaman kötü insan oluyor. Şimdi bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile daha doğrusu Murat Ongun'la Nedim Şener'in bir mesleki birlikteliği vardı geçmişte. Ama şimdi bu ikili karşı karşıya gelmiş. Niye? Süleyman Soylu döndü dedi ki işte terörle iltisaklı isimler var. Nedim Şener de bu işin peşine düştü. Var mı yok mu belge elde etti. İddianameyi ortaya koydu. Murat Ongun dedi ki bu bilgiler oruna yani Nedim Şener'e nereden gitti ya o gazeteciye soru soruyor adam gazetecilik yapan Murat Ong'un böyle bir gaflete nasıl düşer bilmiyorum döndü nereden gelmiş e, Nedim Şener'e dedi o da dalgasını geçti bunu söyleyen gazeteci dedi. Şimdi Nedim Şener... Bu işin peşini bırakmıyor ve belgeye göre hareket ediyor. Biz liyakattan işte ne bileyim böyle işin ehli insanların görev almasını savunurken bakıyorsunuz yeni yeni başka şeyler çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kovulan bir genç kardeşimiz Nedim Şener'e bir e-posta atmış. Meramını anlatmış. Nedim Şener, işte sana liyakat. Milli sporcu yetiştiren baba dışarı, PKK'lılar içeri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde görevliyken, Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından işten çıkarılan MK, 29 Aralık 2021 günü e-posta adresime şu mesajı yolladı. Biz de 4 Ocak 2021 günü 25 kişi aynı anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü'nden işten çıkarıldık. Bu Eylo Kod adlı Sevtap Ayman denilen PKK'lı şu anda bizim koltuğumuzda oturuyor. İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün sekreterliğini yapıyor. 962 mahalle muhtarı aracılığıyla vatandaşların bilgilerini topluyor. E-posta kutusuna bakarken gözüme çarpan bu mesajı İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun'a konuyla ilgilenmesi için şahsi Twitter hesabımdan paylaştım. O, konuyu araştırıp doğru olup olmadığını açıklayacağına akşam Haber Global kanalında katıldığım programa bağlanıp resmen bir kadını terörist ilan etti diyerek onu savunmuştu. Oysa İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Sevtap Ayman hakkında zaten terör örgütü PKK'ya üye olmaktan soruşturma yürütüyordu. Soruşturma 2020 yılında başlamış, 26 Kasım 2021 günü de gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest kalmıştı. Sevtap Ayman'ın PKK/KCK'nın dağ kadrosuna eleman aktaran kişilerden biri olduğu ve 26 Kasım 2021 günü gözaltına alındığına dair haberin yayınlanmasından sonra Murat Ongun Sabah Gazetesi anca kendini tokatlar. Çünkü yalanın merkezidir. Sevta Payman isimli çalışanımız tutuklu değil. Mesleğinin gereği görevini yarın sabah yapmaya devam edecek. Meydan boş değil. Yalana geçit yok çünkü İBB var diye savunmaya geçmişti. Kim bu Sevta Payman? Peki kimdi Murat Ongun'un ve İBB yönetiminin kol kanat gerdiği Sevta Payman? İSPER, İstanbul Personel Yönetim AŞ'de büro işçisi olarak çalışan Ayman hakkında 2016 yılında özel kolejde öğretmenlik yaparken terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek Öğrencilere PKK propagandası yaptığı ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020'ye 99.366 sayılı soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda PKK-KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu, örgüt güdümünde haber yapan Jin Haber Ajansı içerisinde faaliyet gösterdiği ve 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmelerde bulunarak örgütsel mahiyette talimatlar aldığı tespit edildi. Yurt dışı giriş çıkış kayıtları da Irak'a yaptığı giriş çıkışlarda teyit edildi. Hakkında PKK'nın kırsal alanına eleman aktarım faaliyetlerinde bulunduğu yönünde tanık ifadesi ve teşhis bulunan Ayman terör örgütü propagandası yapan şahıslarla birlikte 26 Kasım 2021 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alındı ve 29 Kasım 2021 tarihinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. PKK'lı teröristlerin mesajlarını paylaştı. Ayman'ın ayrıca Twitter üzerinden EYLO, Eylem Das Rumuzu'yla örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığı da görülüyor. Sevtap Ayman, ifadesinde PKK'nın Jin Haber Ajansı'na yalnızca işçi ve kadınlarla alakalı haberler gönderdiğini, Irak giriş çıkışlarını ise akraba ziyaretleri ve Dohuk Üniversitesi'nde eğitim görmek olarak açıkladı. İfadesinde Kürtçesi yetersiz olduğu için eğitimi bıraktığını ve Türkiye'ye döndüğünü söyledi. İlginç değil mi? PKK'nın bir ajansı hiç ilişkisi olmayan birinin gönderdiği haberleri yayınlıyor. Öyle mi? Ya da Kürtçesinin yetersiz olduğunu anlaması için Türkiye'den kalkıp Irak'ta Doğu Üniversitesi'ne gitmesi gerekiyormuş. Tam Murat Ongun'un inanacağı ya da takipçilerini inandıracağı gerçekler. İçişleri müfettişleri iddiaları inceliyor. Sevtap Ayman ifadesinde Irak'a gidiş gerekçelerinden birisini de akraba ziyareti olarak açıkladı. Sevtap Ayman'ın akraba dediği kişi kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist olan görümcesi Kadriye Sayın olabilir mi? Çünkü dün basına yansıyan bilgilere göre İA'nın ablası Mizgin Kod adlı Kadriye Sayın 1993 yılından beri PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor. 1992 yılında örgütsel faaliyetlere başlayıp 1993'te dağ kadrosuna katılmış, Irak ve Suriye'de faaliyet göstermiş bir terörist. Edindiğim son bilgi şu. Sevtap Ayman'ın görevi ve bağlantıları daha önceden İçişleri Bakanlığı'na giden bilgiler ışığında müfettişler tarafından da incelenecek konular arasındaymış. CHP'lilerin tepkisini çeken işten atma. Liyakat diye işe başlayan Ekrem İmamoğlu yönetiminin düştüğü durum çok acı. Bir yandan Murat Ongun gibi birinin garip savunma ve saldırısı, diğer yandan FETÖ, PKK, DHKPC bağlantılı sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarıyla iş daha çok sarpa sarıyor. Göreve geldikten sonra 15 bine yakın kişiyi işten çıkaran, 20.000'den binden fazlasını alan Ekrem İmamoğlu yönetiminin son icraatı, İBB Spor AŞ'ye bağlı olarak Silivri'de bir yandan futbol antrenörlüğü yapan, diğer yandan kızı İrem Kurt gibi milli tenisçi yetiştiren Özgür Kurt'un temizlik işçisi olmayı kabul etmemesi üzerine 31 Aralık günü işine son verilmesi oldu. Silivri'de CHP'lilerin bile tepki gösterdiği kararın anlamı şu, PKK'lılar ve yardakçılar içeri, milli sporcu yetiştirenler dışarı. Şimdi Nedim Şener bu kadar bilgiye dayalı bir yazı yazıyor ve olup bitenleri kamuoyuyla paylaşıyor. Ama Nedim Şener bunları yazıyor diye nefret edilen kişi oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Nedim Şener'in bu yazdıklarını alıp ya kardeşim ne oluyor demek yerine farklı bir yol izliyor. E grup başkan vekil de diyor ki ne var ya onu da çözeriz diyor. Şimdi bozuk para gibi insanlara harcıyoruz dedik ya. Buna da herhalde Ekrem Bey'in söyleyeceği bir şey vardır değil mi? Sen milli sporcunun babasını işten atıyorsun. Şampiyonun babasını işten atıyorsun. Ya da az önce bu ağlayan adamı işten atıyorsun. Ne ödüğü belli olan bu kadını alıp sekreter yapıyorsun ve muhtarlıklardan bilgiler topluyor. Irak'a gidip geliyor, yazışmalar yapıyor, bir sürü kirli işin içerisine katılıyor. Yani buna biz bir şey yapmıyorsunuz. Hiç günah olmayan insanları işten atıyorsunuz. Milli tenisçi İrem Kurt'un babasını da sizinle aynı görüşte değil diye işten atıyorsunuz. Aferin size. Aferin ama işte bazen de böyle Nedim Şener'ler ve benzeri isimler çıkıyor. Bir takım şeyleri ortaya koyuyor ve siz de apışıp kalıyorsunuz. Herhalde daha çok apışıp kalacaksınız. Müzik